Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır düşündüğüm ama bir türlü fırsat bulamadığım bir paylaşımdı bu. Yağ taşları ile ilgili konuşacağız. Burada görmüş olduğunuz yağ taşı 12-15 lira arasında herhangi bir nalburdan rahatlıkla satın alabileceğiniz bir taş. Şimdi yağ taşları ile alakalı olarak ilk yanlışı hemen söyleyelim. Diyorlar ki işte bunları alın, sütte kaynatın, içine kuyruk yağı basın, margarin atın. Fantazi yaratmayın arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Sakın yapmayın. Süte yazıktır. Yani margarin neyse de kuyruk yağına da yazıktır. O kebaba yakışır çünkü. Buradaki asıl mantık şu arkadaşlar. Yağ taşlarının girit derecesi 1200 ile 2000 girit arasında değişiyor. Yani Arkansas, girit, girit taşı aslında giritten geliyor. Bolu taşı ya da bunun gibi kara taş dedikleri taşların tamamı yağ ile kullanıldığında daha iyidir ama hiçbir zaman kesici ağız açmak için kullanılmazlar. Yani işte yağ taşıyla bileme yapmaktan ziyade bileme yaptığınız bıçağın kılağını alıp parlatmak amaçlı kullanmak daha mantıklıdır. Makita 1200 girit gibi düşünün bu taşı. Daha iyisi mi tartışılır. Bazıları yağ taşını daha çok sever. Ben açıkçası yağ taşıyla çalışmayı çok sevmiyorum. Çok kirleniyor, çok fazla prosedürü var. Makine yağı kullanmanızı tavsiye ederim ama kullanacağınız makine yağına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı makine yağları kalındır. Bu bile mesela su gibi gelebilir size. Şurada şöyle görünüyorsun. Yani bu bile hani işte abi yeteri kadar cıvık. Hayır değil. Şu yağ aslına bakarsanız kalın. Çok daha kalın yağlar var. Mesela elimde yağ yok, makine yağı kullanabilir miyim diyorsanız sakın kullanmayın. Taş taşlıktan çıkıyor. Vıcık vıcık bir şey oluyor. Taşı zımparalamak zorunda kalıyorsunuz. Ben bu taşı zımparaladım. Geçen videoda kullandığımız o 180 giritlik olan herhalde zımparayla zımparaladım. Bunu hazır hale getirmek istiyorsanız öncelikle zımparayı koyuyorsunuz. İleri geri artık canınız nasıl istiyorsa dümdüz pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar arkadaşlar zımparalıyorsunuz. Daha sonra kenarları, köşeleri, şu keskin yerleri zımparayla çok hafif bir yuvarlak hale getiriyorsunuz. Ondan sonra da makine yağını üzerine sürüp kullanmaya başlıyorsunuz. Eski dönemlerde işte göçebe hayat dediğimiz tarzda yaşayan atalarımızın zamanında her dakika makine yağ bulma şansları olmadığı için bu taşları yağda kaynatıp ya da yağda bekletip yanlarında taşıyorlarmış. Ama şu an eminim her birinizin mahallesinde en azından bir tane hırdavatçı vardır civarınızda. O yüzden bu tarz şeylere girmeyin, ziyan etmeyin. İşte taş gözenekleri açılıyormuş. Arkadaş ısınan her şey biraz genleşir, soğuyunca da büzüşür. Yani yağ daha iyi nüfuz etsin diye değil. Ayrıca yani yağ şuraya nüfuz etse sana ne? Bir de böyle bir durum var. Senin işin burayla. O yüzden fantazi yapmayın, fantazilere de kulak asmayın. Bıçağı kölleştirdim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hatta bunu sakın evde denemeyin. Ben bunu baya bir kölleştirdim. O yüzden göstereceğim şurada. Bakın. İzi görüyorsunuzdur bıçağın. Hiçbir şekilde kesmiyor arkadaşlar. Böyle bir bıçağı şu an hani koluma sürdüğüm halde kesmeyen bir bıçağı acaba düzgün bir hale getirebilecek mi, getiremeyecek mi? Bunu görmeniz için bu kadar körelttim. Çünkü dediğim gibi bu taşlar ağız açmak için değil. Zaten bunu göreceksiniz. Ha açılır mı? Yine açılır. Ama o kadar çok uğraşmanız gerekir ki. Yani baya baya uğraşmanız gerekir. O yüzden de hiç gerek yok. Evet. Şöyle yapalım. Seni de buraya koyalım. Şöyle de yakın çekimden görün. Bu kadar yağ yeterli mi? Bence yeterli. Şöyle hafiften bir dağıtın üzerinde. Zaten bu taşı aldığınızda böyle siyah değil arkadaşlar. Böyle soluk gri bir rengi var. Yağı yedikçe zaten siyahlaşıyor. O yüzden tekrar söylüyorum, herhangi bir kaynatma gibi bir durum söz konusu değil. Eski bir bıçak tercih ettim. Daha iyi anlaşılsın diye. Hiçbir fark yok. Normal bileme işlemimizi yapacağız. Sadece aradaki farkı görmenizi istiyorum. Hadi bakalım.
Yani bunu şeyden de anlayabilirsiniz. Siz hiç Arkansas taşını sütte kaynatın diyen bir satıcı duydunuz mu? O da yağ taşı. Bizim böyle bir huyumuz var. Ya işte biz bu işin uzmanıyız, sen böyle yap daha iyi olur. Ben bir de bunu yaparken böyle ağzı gözü şekilden şekile giriyor insanların. Ya sen böyle yap abi. Bakın, en ufak bir durumda hemen taş zedeleniyor. Çok sevdiğim bir usul de değil ayrıca, tekrar söyleyeyim. Evet, hafiften bir çapak oluşturduk. Kamera belki görmüyor çapağı ama mikrofon sesini almıştır inşallah. Yağ taşlarıyla çalışmayı seven insanlar da var. Bazı görüşlere göre yağ taşları çok daha iyi sonuç verir gibi bir algı da var. Bu tabii ki tarz meselesidir ama dediğim gibi yani yağ taşıyla çalışmak ciddi anlamda ızdıraptır benim için. O yüzden su taşlarını daha çok seviyorum. Bir de su taşlarında malumunuz 16.000 giritlere kadar çıkabiliyorsunuz. Burada ise 1200-2000 girit arası bir skala kısıtı var. O yüzden kılığı alıp parlatma amaçlı kullanılması bence çok çok daha mantıklı olur. Evet. Bu arada çekiliş duyurusu videosuna attığınız yorumları takip ediyorum arkadaşlar. Muhtemelen ayın 20'si gibi çekiliş videosunu yayınlayacağım. Bu arada bunu da tekrar söyleyeyim buradan. Belki eksik kalmıştır. Sadece kanalımıza abone olan kişileri kapsayacak bu çekiliş. Bir iki şart daha koyacağım tabii ki. Ama bu tamamen daha keyifli hale gelsin diye. Öyle 5 kişiyi etiketleyin gibi bir istek değil bu. Öyle bir şey yapmayacağım, öyle bir şey beklemeyin benden. Ama keyifli olacağını düşündüğüm bir iki isteğim olacak. Bugün de sandalyemden ses çıkıyor, çok ilginç. Evet. İyi gidiyoruz. Yumuşak bir çelik bu arada, haberiniz olsun. Zaten konuyu biliyorsunuz. Çelik sertleştikçe bileme süresi uzuyor. Hem video kısa olsun diye hem de taşın işlevini görün diye çok yumuşak. Muhtemelen 52-53 derecelerde olan bir bıçak tercih ettim. Çok daha basit ve kolay olsun diye. Mesela bu taşla 60 derece yakın bir bıçağı bilemek imkansıza yakın. Yani çok uğraşmanız gerekir. Yine sonuç alırsınız. Bakın, bu da yanlış anlaşılmasın. Yani bu taşla sonuç alamazsınız gibi bir şey değil bu. Alırsınız, hiçbir farkı yok. Ama uğraşma katsayınız değişir. Sen şöyle bir gel bakayım ya. Heh. Bilemeye yeni başlayacak arkadaşlar.
ya da kanalımızı yeni keşfedip bilmeye merak salan arkadaşlar için aslına bakarsanız çok cep dostu basit bir yöntem. Yani mesela bir tane cimcime yani manesman alıp yanına da sonlandırmak için bunu alırsanız muhtemelen cebinizden çıkacak para 30-35 lira civarı olacak. Bu paraya hem manesmanla ağız açıp keskinleştirebilir, yağ taşına zıplayarak da kılığı alıp parlatabilirsiniz. Yani en azından eliniz alışana kadar ve artık bu setup yani bu kombin bana yetmiyor diyene kadar bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. İtiraf etmek gerekirse ben de yağ taşıyla başlamıştım. Evet. Hatta bazı videolarda var böyle şakkulu 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 ileri geri yapıyorlar. Onu ben beceremiyorum. Yani bu işi biraz şova dökmem gerekir belki de ama... Sanırım bitti. Evet. Yani strop atarken çok daha temiz bir yüzey algılıyorum artık titreşimden. Evet. Gayet keyifli. Arkansas taşı mı, Girit taşı mı diye bir kıyas yapmamı isteyen olursa aranızda orijinal Girit taşını bulmak neredeyse imkansız. Zaten kiloyla satılan bir taş ve çok güvenilir bir esnaftan orijinalini getirtmeniz lazım. Orijinal Girit taşında arkadaşlar hafif simli bir yapı vardır. Yani böyle sedefli gibi, simli gibi böyle çok güzel parlayan bir taştır o. Ama maalesef bizim piyasamızda adamlar Girit taşı diyerek 15 liraya, 20 liraya çok affedersiniz ama hani halkımızı kazıklamaya çalışıyorlar. Böyle satıcılara itibar etmeyin. Girit taşı öyle 10 liraya, 20 liraya satılan bir şey değil. 200-300 liralardan başlıyor kilogram fiyatı. Evet. Son 5 yapalım. 1 2 3 4 5 değil mi? Nazar boncuğu. Evet. Hadi sıkıyorsa şimdi sür diyeceksiniz. Yok. Sürmem. Videonun başında yakın çekimde de gördünüz zaten. Şuradan bir tutayım öncelikle size yakın çekim kameradan. Şu makro lenslerimiz keşke bir gelse de artık yakın çekimleri çok daha rahat ve detaylı gösterebilsek size. Biraz daha sabır arkadaşlar. Hepsi gelecek ama. Bakalım ne zaman. İnşallah görüyorsunuzdur parlaklığını. Komple bir ağız açmadık bu arada haberiniz olsun. Ben bu bıçağı zaten daha önce bir ağız açmıştım. Sadece keskinliğini tamamen yok ettim. Şimdi tekrardan keskinleştirme işlemi yaptık. Ve bakalım sonuç ne olmuş? Şuradan bir denesek. Yani can çekişiyor. Anlatmak istediğim aslına bakarsanız başından beri bu. Yani gördüğünüz gibi bu kadar sürdüğünüz halde biraz daha çapak oluşturalım. Bir uğraşalım bakalım. Zorlayalım bıçağı. Yani işte anlatmak istediğim tam olarak bu. Yağ taşıyla çok güzel kılığı alabilirsiniz.
parlatabilirsiniz. Ama videonun başında koluma sürdüğüm halde hiçbir şekilde etkisi olmayan bir bıçağa ağız açma lüksünüz yok. Gördüğünüz gibi. En azından bu videonun kapsadığı zaman dilimi içerisinde bunu yapma şansınız yok. Hani ben videoyu keserim, bu bıçakla oturur uğraşırım istediğim seviyeye gelene kadar ama bu kaç dakika sürer bilemem. O yüzden yağ taşları ile ilgili arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bileme yapmak için değil, bileme yaptıktan sonra temizlemek, pürüzsüzleştirmek ve hafif de olsa parlatmak için tercih edin yağ taşlarını. Arkansas taşı mı daha iyidir, Girit taşı mı daha iyidir? Açıkçası bütün taşlar, yani doğal taşların çoğu kaliteli. Ama bulabiliyorsanız Girit'in orijinalini bulun derim. Ama onu da tutup da yağda kaynatmayın, sütte kaynatmayın, ziyan etmeyin. Zaten gördüğünüz gibi yağı yedikçe kenarlarından yavaş yavaş da olsa komple siyaha dönüyor. O yüzden bunlara itibar etmeyin. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir yağ taşıyla olan bu bilgi paylaşımı. Daha çok video için siz de bizim videoları paylaşın. Kanalımız biraz daha hızlı büyüsün istiyorum. Çekilişler fazlalaşsın, içerikler fazlalaşsın diyerek umarım hoşunuza gitmeye devam eder. Arkadaşlar beğenip abone olursanız sevinirim. Yorumlarda beni yalnız bırakmayın. Değinmediğim, eksik bıraktığım ya da kafanıza takılan bir şey varsa onları da bir zahmet yazın. Hemen konuşalım. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşça kalın.